hoş geldiniz. Anadolu Yayıncılar Derneği ilk olarak böyle bir ödül töreni düzenledi. Bu ödül töreni medya sektöründe hizmet veren kişi ve kurumlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Malumunuz marifet iltifata tabidir. Basın mensupları, medya çalışanları çok büyük emek sarf etmekte, gecelerini gündüzlerine katmaktadır. Aileleriyle bile neredeyse görüşme imkanı yoktur. Basın emekçilerini ödüllendirmek gerektiği konusunda Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Peki nasıl işledi bu süreç? O süreçle ilgili de bilgi vermek istiyorum. 300'ü aşkın Anadolu basın kuruluşu, televizyon, radyo, gazeteye çeşitli dallarda sorular gönderdik. Dedik ki size göre aşağıdaki dallarda hangi isimler başarılı? Medya sektörüne hangi isimler hizmet etmiştir? Bütün bunlarla ilgili olarak uzun bir çalışmanın neticesinde elimize sonuçlar geldi. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu sonuçları sizinle paylaşmak istiyoruz. Anadolu Yayıncıları Derneği 2 yıllık bir kuruluştur. Bugüne kadar çeşitli sivil toplum çalışmalarında bulunmuştur. Ülkemizi ilgilendiren milli, yerli ve sivil çalışmalarda yer almıştır. Her daim milli iradenin yanında yer alan, medeniyet perspektifi olan bir yayın kuruluşudur, derneğidir. Bu noktada bu çizgimize uygun olarak bir ödül töreni düzenledik. Bu ödül töreninde gerçekten hak eden isimler ödül kazanmıştır. Müsaade ederseniz bu isimleri açıklamak istiyorum. Evet, yılın televizyonu TV8 Acun Ulucalı. Acun Ulucalı TV8 televizyonunu gerek reyting bakımından, gerek izlenme oranı ve kamuoyuna yansıması bakımından başarılı bir noktaya taşımış, örnek bir televizyon olmuş, kısa zamanda başarısını kanıtlamıştır. Yine yılın haber kanalı A Haber ve Sayın Abdülhalip Çimen, A Haber'de kısa süre içerisinde teknik altyapısıyla, habere bakış açısıyla kamuoyunda sevilen, öne çıkan bir kanal olmuş. Anadolu'daki değerli basın mensupları A Haber'i yılın haber kanalı olarak seçmişlerdir. Sayın Abdülhalip Çimen Bey'i de tebrik ediyoruz. Yılın gazete haber portalı. Evet, Milliyet Haber ve Sayın Ercüment İşleyen. Milliyet Haber internet sıralamasında Türkiye'yi dünyaya da temsil noktasında hızlı habercilikte gerçekten başarıyı hak etmiş bir site. O yüzden Milliyet Haber sitesini, internet haber sitesini de Ercüment Bey'i de tebrik ediyoruz. Yine internet sektöründe gazete dışında bir haber sitesi ödül almıştır. O da Haber 7 Sayın İbrahim Erdoğan. Haber 7 de şu anda Türkiye'nin en başarılı haber sitelerinden birisidir. Yine Anadolu kanalları, değerli meslektaşlarımız internet haber sitesi dalında Haber 7 internet sitesini yılın en başarılı internet haber sitesi seçmişlerdir. Evet. Yılın sanatçısı erkek kategorisinde Sayın Mustafa Ceceli, Türk müziğine yapmış olduğu katkılar, örnek ahlakı ve gençliğe rol model olması nedeniyle Sayın Mustafa Ceceli yılın erkek sanatçısı ödülünü almayı hak kazanmıştır. Evet, yılın sanatçısı bayan dalında Sayın Ebru Gündeş, kendisi de Türk müziğine yapmış olduğu katkılarından dolayı Anadolu medyasındaki sonuçlar neticesinde yılın bayan sanatçısı almayı hak etmiştir. Evet. Yılın haber ajansı, İhlas Haber Ajansı. Gerçekten İhlas Haber Ajansı yurt içinde, yurt dışında
deneyimli, tecrübeli ve özverili muhabir kadrosuyla, teknik altyapısıyla Türkiye'yi habersiz bırakmamışlardır. Dolayısıyla da örnek bir haber ajansıdır. Anadolu'daki gazeteler, televizyonlar İhlas Haber Ajansı'nı yılın haber ajansı olarak seçmişler ve Sayın Batuhan Yaşar da yılın Ankara'da haber ajansı temsilcisi olmuştur. Tebrik ediyoruz efendim. Evet, yılın genel yayın yönetmeni ve gazetesi kategorisinde Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın İbrahim Karagül Bey yılın genel yayın yönetmeni olmuşlardır. Farklı dış politik yazıları, farklı içerik ve söylemleriyle İbrahim Karagül Bey Anadolu medyası tarafından yılın genel yayın yönetmeni seçilmiştir. Evet, değerli meslektaşlarım, yılın televizyon yöneticisi TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren Bey. TRT son yıllarda dizileriyle, belgeselleriyle başarıyı hak etmiştir. İzlenme bakımından TRT çok ön plana geçmiş durumda. Bu noktada TRT'nin başarısında Sayın İbrahim Eren Genel Müdür Yardımcımızın büyük katkısı vardır. İbrahim Bey'e de tebrik ediyoruz. Anadolu medyası adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sinema dalında yılın yönetmeni Mesut Uçakan. Kendisi farklı bir çizgide, medeniyet perspektifi olan bir yönetmen. Birçok filmde başarılı yönetmiştir. Kelebekler Sonsuza Uçar, Anka Kuşu, Anne ya da Leyla gibi çeşitli filmlerde, Reis Bey gibi Necip Fazıl'ın önemli eserlerini sinemaya aktarmış. Değerli bir yönetmendir efendim. Evet, yılın gazetecisi Sayın Mustafa Karaaloğlu. NTV televizyonunda yapmış olduğu siyasi işler programındaki yorumları, bunun dışında gazetelerde, diğer televizyon kanallarında yapmış olduğu siyasi yorumlar, entelektüel seviye, gazeteciliğe getirmiş olduğu farklı bir perspektif nedeniyle Sayın Mustafa Karaloğlu'nu yılın gazetecisi olarak takdim etmiş bulunmaktayız Anadolu medyası tarafından. Evet, yılın moderatörü Kanal 24 televizyonundan Sayın Ardan Zentürk. Ardan Bey uzun yıllardır bu meslek içerisinde yer alan deneyimli bir gazeteci, bir meslek büyüğümüz. Dış politikaya hakimiyeti, televizyonculuğa hakimiyeti, getirmiş oldukları farklı yorumlar nedeniyle yılın moderatör olarak Sayın Ardan Zentürk seçilmiştir. Kanal 24 televizyonuna hayırlı olsun efendim. Evet, yılın dizisi. Az önce Sayın Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey'in başarılarından bahsetmiştik. Bu dizilerde İbrahim Bey'in büyük katkısı var. Diriliş, evet, yılın dizisi Diriliş ve Sayın Kemal Tekten ve yapımcısı Sayın Mehmet Bozdağ bu ödülü almayı hak kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim, yılın sohbet programı Serdar Tuncer, TV Net televizyonunda başka şeyler diyerek bize farklı bir pencere açan, farklı bir seviye, farklı bir ses getiren, farklı bir soluk getiren değerli bir isim. Sayın Serdar Tuncer de yılın sohbet programına aday olmuş ve Anadolu medyası tarafından yılın sohbet programındaki ödülü almayı hak etmiştir. Serdar Tuncer Bey'i de tebrik ediyoruz. Yılın sabah programı, TRT 1'de sabah programını yapan Sayın Selver Gözü Açık yılın sabah programı dalında Anadolu medyası tarafından ödül almayı hak etmiştir. Farklı bir üslup ve yorumla programlara renk katmaktadır. Gerçekten TRT'ye renk gelmiştir. Anadolu kanalları da bu rengi fark ederek Sayın Selver Bey'e ödül vermişlerdir efendim. Evet, yılın haber tartışma programı Kanal 7 televizyonunda İskele Sancak programı ve Sayın Mehmet Acet almışlardır bu ödülü. Mehmet Bey İskele Sancak gibi önemli bir programa şu anda kaptanlık yapmaktadır. Gerçekten dünden bugüne kadar çok önemli konulara temas etmiş, önemli sorunları ekranlara taşımış bir program. Bu çizgiyi
Sayın Mehmet Acet Bey ile birlikte devam ettirmiş ve Türkiye'nin tartışılmayan, dokunulmayan, sorgulanmayan konuları bu programda ele alınmış ve Sayın Mehmet Acet yılın tartışma programında ödül almayı hak etmiştir. Tebrik ediyoruz. Evet efendim, yılın spor programı gerçekten renkli kişilikleriyle ekranlara renk katmış bir program. Beyaz TV, Beyaz Futbol. Birbirinden değerli isimler, Ertem Şener Bey kaptan olarak bu geminin bu ödülü almayı hak etmiştir. Ahmet Çakar Bey olsun, Sinan Engin Bey olsun, Abdülkerim Bey olsun, Razım Ozan Kütahyalı bu programa gerçekten renk katmışlar. Zaman zaman spor, zaman zaman magazin, zaman zaman da bizleri dinlendirerek farklı bir üsluba, farklı bir tona sahip bir programdır. Hayırlı olsun diyoruz. Evet efendim. Yılın haber spikeri NTV Buket Aydın. Buket Hanım gece 11'de ekranlara çıkıyor. Gerçekten Anadolu'daki gazetecilerin gözünden kaçmamış, medya kuruluşlarının gözünden kaçmamış. Sayın Buket Aydın'ı yılın bayan haber spikeri dalında zirveye taşımıştır. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, yılın haber spikeri bay ATV televizyonu Cem Öğretir. Gerçekten beyefendi kişiliğiyle, saygın kişiliğiyle, sesiyle farklı bir sunuculuk yapmaktadır. Gerçekten milyonların beğenisini kazanmış değerli bir isimdir. Cem Öğretir Bey'e de hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Evet, yılın köşe yazarı Sayın Merve Kavakçı, Akit Gazetesi köşe yazarı. Kendisi de farklı yorumlarıyla, farklı yazılarıyla medya dünyasına bir renk katmış. Merve Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Evet, yılın yarışma programı TV8 O Ses Türkiye, Acun Ulucalı. Gerçekten TV8 programı televizyonu çok renkli yarışmalara imza atmakta, reytinglerde ön plana çıkmakta. Bu da kamuoyunun, Anadolu medyasının gözünden kaçmamıştır. O nedenle O Ses Türkiye yılın yarışma programı ödülünü almıştır. Yılın bayan oyuncusu TRT1'de yayınlanan Diriliş programında Hayme Ana rolüyle öne çıkmış yılların emektarı, değerli televizyon yıldızı Hülya Darcan Hanım yılın bayan sanatçısı ödülünü Hayme Ana rolüyle almayı hak etmiştir. Tebrik ediyoruz. Evet efendim. Yılın oyuncusu erkek kategorisinde Herodot Cevdet programıyla Sayın Hasan Kaçan almıştır. Hasan Kaçan Bey de gerçekten ince nükteleriyle, ince esprileriyle, farklı üslubuyla önemli bir oyuncudur. Düşündüren, güldüren, eğlendiren bir isim. Hasan Kaçan ve Herodot Cevdet'i de tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Evet, yılın televizyon dalında Ankara temsilcisi ödülünü Hande Fırat, CNN Türk kazanmıştır. Hande Hanım objektif yayıncılık anlayışıyla, tarafsız yayıncılık anlayışıyla mümkün olduğu kadar bütün meseleleri objektif olarak ele alan değerli bir gazeteci. Dolayısıyla da Anadolu medyasının gözünden kaçmamış. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, 300 aşkın kuruluş bir ay süreyle anket yaptılar ve yılın televizyon dalında Ankara temsilcisi olarak Hande Fırat Hanım'ı ödüllendirdiler. Tebrik ediyoruz efendim. Yılın gazetesi, Gazete Ankara temsilcisi Sayın Bülent Aydemir, Habertürk gazetesi. Bülent Bey genç, tecrübeli, değerli ve deneyimli bir isim. Anadolu medyası bu tür isimlere ödül vererek önlerini açma noktasında, hizmetlerinin devam noktasında önemli bir ödül vermişlerdir. Bülent Bey'i tebrik ediyoruz. Halen muhabir aşkıyla çalışan, temsilci olmasına rağmen değerli bir isim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, yılın ulusal radyosu Kral FM Gezegen Mehmet. Gerçekten dinlenme bakımından artı bu program Kral TV'de de yayınlanıyor. İzlenme bakımından Anadolu'ya renk veren, ses veren, Anadolu'yu motive eden değerli bir isim ve Kral FM'i, Gezegen Mehmet'i biz tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, yılın yerel radyosu
Oştim Radyo, Anadolu Radyosu, Oştim Radyo ve Ahmet Saydam Yalçın Bey'i de tebrik ediyoruz. Kendileri şu anda buradalar, değerli bir meslektaşımız. Türk halk müziğine, Türk kültürüne vermiş olduğu katkılardan dolayı yılın Anadolu Radyosu, Yerel Radyosu, Oştim Radyo ve Ahmet Saydam Yalçın Bey ödül almayı hak etmişlerdir. Tebrik ediyoruz efendim. Evet, yılın Anadolu Bölgesel Gazetesi, Anadolu Gazetesi, İbrahim Gökdemir Bey, Anadolu Gazetesi Ankara'da son derece zor ekonomik şartlar olmasına rağmen başarıyla çıkan, bütün Anadolu'ya örnek olan, her geçen gün büyüyen, gelişen İç Anadolu'da örnek bir gazete olmuş. Diğer gazetelere örnek olması nedeniyle de Anadolu Gazetesi ödülünü almıştır. Evet, son olarak da Anadolu Yayıncılar Derneği'nin önem verdiği ödüllerden bir tanesi de Anadolu medyasına, yerel medyaya verilen ödüldür. Yerel televizyonlara verilen ödüldür. Bu kategoride 4 güçlü bölgesel televizyon kanalı ödül almayı hak etmiştir. Bunlardan bir tanesi Çay TV Televizyonu ve Hasan Bakır Bey. Kendileri de buradalar, değerli meslektaşımız. Karadeniz bölgesinde çok büyük ve önemli işler yapmaktalar. Zaten ulusal ve uydu açısından da bütün dünyada yayın yapmaktadırlar. Yine Kanal Urfa Televizyonu, 3 dilde yayın yapan, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yayın yapan, evrensel bir yayıncılık ilkesi benimseyen bir televizyonumuz, Sayın İbrahim Toru Bey ödül almayı hak etmişlerdir. Yine Doğu Anadolu bölgesinden bütün dünyaya seslenen Kanal Fırat Televizyonu, farklı sesiyle, farklı yorumuyla, haberciliğe getirdiği özgün yorumlarıyla Kanal Fırat Televizyonu ve Zeki Akbıyık Bey de yılın televizyon, bölgesel televizyon ödülü almışlardır. Son olarak da KonTV Televizyonu ve Sayın Nurettin Bay Bey ödül almışlardır. KonTV Televizyonu büyüyen, gelişen büyük bir Anadolu kanalıdır. İç Anadolu'dan dünyaya yayılmış bir televizyon kanalıdır. Sayın Nurettin Bay Bey'i de tebrik ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bu ödül töreni 26 Ocak Salı günü Rixos Otel'de düzenlenecek bir törenle gerçekleşecektir. Bu ödül törenine bütün değerli katılımcı arkadaşlarımızla görüştük. Hepsi katılacaktır. Ayrıyeten bu ödül töreninde başta Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey olmak üzere Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız iştirak etmesini beklemekteyiz. Büyük bir ihtimal kendileri de katılacaktır. Devlet protokolünün çok yoğun katılacağı bir tören. Şu ana kadar 6 tane bakanımız ödüle katılacaklarını teyit etmişlerdir. Sayın Numan Kurtulmuş Bey dahil olmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun efendim.